Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Benim çok sevdiğim, sizin de seveceğinizi düşündüğüm nefis, yumuşacık bir havuçlu kek tarifim var bugün sizler için. Hemen yapım aşamalarına geçeceğim. Ondan önce şöyle içini bir göstereyim. Şimdi malzeme listesine geçebilirim. 2 tane havucum var böyle e, orta boy büyüklükte. 1 su bardağı sıvı yağım var. 1 su bardağına yakın cevizim var. 2 su bardağı unum var. Bir buçuk su bardağı toz şekerim. Birer paket kabartma tozu, vanilya, bir çay kaşığı da E karbonatım var. 4 tane yumurtam var bu arada onu da unutmayayım. Şöyle cam bir kalıp kullanacağım. Malzemeleri e, videomun altına ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz kolayca. İlk önce kalıbımı ile güzelce yağlıyorum. Bir 5-10 dakika buzdolabına alıyorum. Şimdi yumurta ve şekerimi güzelce krema kıvamı alana kadar çırpacağım. Bütün keklerde olduğu gibi çırpma aşaması en önemli aşama. Lütfen atlamayın ve üşenmeyin çırpmaya. Bembeyaz olup e, kremamsı bir kıvam alana kadar lütfen çırpın. Böyle gördüğünüz gibi beyazlaştı. Kıvamı da böyle oldu. Artık diğer malzemelerimi ekleyebilirim. Sıvı yağımı koyuyorum içine. Şöyle bir karışana kadar çırpıyorum sadece bir silme tatlı kaşığı tarçın koyuyorum. Muskat cevizim var şöyle aktarlarda bulabilirsiniz bir baharat çeşidi çok güzel lezzet veriyor şöyle azıcık rendeleyeceğim çok az istemezseniz koymak zorunda değilsiniz tarçınımı da güzelce çırpıyorum sadece karışana kadar artık cevizimi ve havucumu ekleyeceğim havuçların suyunu sıkmıyoruz bazı tariflerde suyu sıkmak gerekiyor çünkü süt kullanılıyor ve o zaman çok e, ıslak ve akışkan bir harç oluyor. Biz süt kullanmadığımız için havucu sıkmaya hiç gerek yok. Hatta lütfen sıkmayalım. Şöyle bir spatula yardımıyla karıştırıyoruz. Ardından artık unumu, kabartma tozumu, vanilyamı ekleyebilirim. Çırpmayı bıraktım tamamen. Böyle yavaş yavaş alttan üste doğru karıştırarak hepsini birbirine yedireceğim. E, bu arada benim kalıbım oldukça geniş. Eğer kalıbınız küçükse e, harç fazla gelebilir. E, onu baştan söyleyeyim. Yani eğer kalıbınız küçücükse bütün harcı ağzına kadar doldurursanız o kabarır, taşar ve içi pişmez, güzel bir şey de olmaz. Onun için söyleme gereği duydum. Harcım hazır, hiç topak kalmayana kadar karıştırdım, yağladığım kalıbımı buzdolabından çıkarttım. Şimdi harcımı içine döküyorum. Bu arada fırınımı alt üst Ayarda 170 derecede güzelce ısıttım. Şimdi de iyice ısınmış fırınıma vereceğim. Şöyle bir iki kere vuruyorum. Hava kabarcığı varsa çıksın diye. Ondan sonra artık fırında pişmeye bırakıyorum. Ee, benimkinin pişmesi bir saate yakın sürdü. Yalnız şöyle bir şey var. Ben hem dışını biraz kızarmış seviyorum, hem de benim fırınım oldukça ağır pişiriyor diğer fırınlara göre. Yani mümkünse ilk 30 dakika kapağı kesinlikle açmayın ama 40 dakika civarında mutlaka bir kontrol edin pişti mi diye. Herkes kendi fırınını daha iyi tanıyordur elbette. Ben uyarımı yapayım baştan. 40 dakikadan sonra kontrol edip bakabilirsiniz pişmişliğine. Bir önemli püf noktası da güzelce soğumadan kalıptan çıkarmayı lütfen çalışmayın. Soğuduğunda zaten gördüğünüz gibi kolayca çıkacaktır. Üstüne pudra şekeri serpeceğim yine kekim soğuduktan sonra. Çünkü sıcakken dökerseniz o da eriyecektir. Hakikaten benim severek yaptığım bir tarif, tam ölçülü, tam kıvamında. Denerseniz mutlaka yorumlarınızı beklerim. Umarım hoşunuza gider, videomu da beğenirsiniz. Şöyle dilimleyip hemen içini de göstereyim. Bıçakla kestiğimizde böyle pilav gibi dökülen keklerden değil oldukça güzel oluyor o kıvamı. İlk defa yapıyorsanız lütfen anlattığım püf noktalarına uymaya çalışın. Yeni tariflerde görüşene kadar şimdilik hoşçakalın. Kanalıma abone olursanız ayrıca çok mutlu olurum. Görüşmek üzere.